Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bursa Spor'umuz Timsah Arena'da 6 ayla mücadele etti ve maçı 3-1 kaybetti. Takımımıza ve oyuna değineceğim ama ilk başta her hafta olduğu gibi hafta içinde yaşanan birkaç olaydan bahsetmek istiyorum. Bursa Spor'umuz Adana Spor galibiyeti sonrası bir milli maç arasına girdik ve daha sonrasında da 15 gün sonra bu maçı oynadı. Milli maç arasından da biraz bahsetmek lazım. Milli takımımız Hollanda'yı ve Norveç'i çok güzel iki oyunla yendikten sonra 3-3 berabere kalarak bizlere biraz hayal kırıklığına uğratsa da grupta 7 puanla liderliğini sürdürdü. Ve Eylül ayında devam edecek olan Dünya Kupası elemelerinde oldukça avantajlı durumda diyebiliriz. Bundan sonra da milli takımıza başarılar dileyeceğiz. Ve Euro 2020'yi de gene heyecanla bekleyeceğiz. Bir başka konuda gene daha önce de yaşadığımız ve bu haftada gene devam eden elektrik ve doğalgaz kriziydi. Ve stadımızda da acaba bu maçı oynar mıyız diye de hafta içinde bir tedirgin olmadık değil. Fakat bugün gördük ki zannediyoruz bir hafta daha ötelendi elektrikle ilgili mevzular. Ve bugün yine sorunsuz şekilde Tim Sarayna maçımız oynandı. Arkadaşlar ben de geçen hafta özce testlerine giderek Bursa Sporu Kulübü'ne üyelik başvurusu yaptım. İnşallah haftaya yayınlanacak olan listede ben de kendi adımı görün ve bu ayın sonunda da e, üyelik kartıma kavuşurum. Ve önümüzdeki ay Mayıs'ın 30'unda da olacak olan kongreye katılabilirim. Bu arada kongre üyeliği ile ilgili de bir video hazırlıyorum arkadaşlar. E, siz de tabi bu videoyu izleyerek e, neden kongre üyesi olmalıyız? E, i̇lk başta verilen üyelik giriş aidatları neden bu kadar yüksek gözüküyor? Yoksa diğer takımlara göre biz ne durumdayız bu giriş aidatında? Sizlere bunu anlatmaya çalışacağım o videoda izlerseniz çok memnun olurum ay ile oynadığımız son maçlara baktığımızda da gene ilk yarıdaki maçı 3-1 kaybetmiştik aynı skorla. E, geçen sene de Timsal Aran'daki maçı 2-2 berabere bitirmiştik ki 2-2 e, biten maçtaki o yediğimiz ikinci goldeki offside pozisyonu hep aklımızdaydı. E, ligin ilk yarısında da gene e, maçın daha henüz 30. saniyesi daha ilk dakikada olmamışken attığımız golde offside gerekçesiyle saymadıklarını bu maç öncesinde hep hatırladık. E, tabi bu sefer aynı hakem gelmedi ve e, gelen hakem de en azından maça tesir ettiğini söyleyemem. Altay bugün çok iyi mücadele etti ve haklı bir galibiyet aldı diyebilirim. Gene geçen sene 2-2'lik Altay maçını da yukarıda paylaşacağım linkten izleyebilirsiniz. Hafta içi Mustafa Er'in TRT Spor'a gene bir açıklamaları vardı ki camiaya bir umut veren güzel mesajlardı. Gene Altay'ın kaliteli ve tecrübeli bir takım olduğundan bahsederken Bursa Spor'da gene genç olarak enerjisiyle bu maçı kapatacağını düşündüğünü söylemişti. Ayrıca Mustafa Hoca futbolcuları bu maça hazırlarken gene oldukça motive edici konuşmaları vardı. Diyordu ki işte bütün sezon boyunca ne yaptığınızdan daha çok son düzlükte ne yaptığınız önemlidir. Dolayısıyla bizim de son 7 maçta ne yaptığımız önemli ve akıllarda kalacak bir futbol oynamamız gerektiğini futbolculara iletmişti. Gene bu da ileriki haftalarda futbolcularımız açısından oldukça motive ediciydi diyebilirim. Altaya baktığımızda son 5 haftada 5 galibiyetle 3. sıraya kadar yükselmişlerdi ki 2. Samsun Spor'la da aralarında 1 puan kalmıştı. Ve bugün de gene e, puan farkını koruyarak yollarına devam ettiler. Ki ben e, altayı gerçekten çok iyi gördüm. E, oldukça dirençler ve bundan önceki maçlarında gene benzer şekilde kazandıklarını gene e, görmüş olduk. Dolayısıyla e, Altay bundan sonraki ikincilik ilk iki hedefine devam edecektir. Ve bence Samsun ve Giresun'da da Altay'dan bence çekilmesi lazım. Çünkü Altay bence diğerlerinden daha iyi top oynuyor diyebilirim. Bursa Spor'da son 4 maçın 3'ünü kazanarak Mustafa Hoca'nın da dediği gibi ilk yarıdaki o 6 maçtaki 5 galibiyet bir beraberlik gibi ikinci yarıda da geri dönmüştük aslında ve iyi de futbol oynamaya başlamıştık. O virüsün etkileri de geçmeye başlamıştı. Ve formda olan Altay'la da karşılaşmamızın öncesinde bir milli takım arası olması aslında Bursa Spor'un lehine bir durumdu. Bu gelişmelerin üzerine de playoff tabelasında 6. sırada olan İstanbul Spor'un puan kaybetmesi bugünkü maçı Bursa Spor için daha önemli kılıyordu ve galip gelseydik eğer bugün puan farkını 5'e düşürecektik. Fakat bu hedefimizi gerçekleştiremedik. Canımız sağ olsun. Artık maça doğru geçecek olursak Bursa Spor'da cezalı Emirhan'ın bugün oynamadığını gördük ki yerine Tuğbey ilk yarıda görev aldı. İkinci yarıda da yerini Ramazan Keskin'e bıraktı. Maçın başında da gene Müjdat Yalman için bir, bir dakikalık saygı duruşu olduğunu gördük. Maça Bursa Spor oldukça istekli ve hızlı önde basarak başladı diyebiliriz ki daha henüz birinci dakikada olmadan Kaptığımız topla onu rata sayılı bir pozisyon bulduk fakat top üstten out'a çıkmıştı. Bu arada maçın başlamasıyla Bursa Spor Kulübü'nün davetlilerinin de gene taraftar gibi tezahürat yaptığına şahitlik ettik ki bunu da gene es geçmeyelim. 8. dakikada bu sefer daha etkili geldik ve sol kanattan gelen topta zannedersem Burak Altıparmak topun üstünden atladı ve Batuhan Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Fakat vuruşunda önce bir stop edince kaleci açısını daralttı ve golü önledi. Eğer top ilk başta geldiği gibi vursaydı bence golü bulabilirdi ki gelişine güzel vuruşları vardı Batuhan'ın. Burada o vuruşu göremedik. 12. dakikada Altay tehlikeli ilk pozisyonu yakalamıştı ve Kapel'le birlikte şut çekerken Taha engellemişti. Daha sonra Kapel tekrar şut denemesinde bulundu ve top Taha'ya çarpıp yerde bulunan kalecimiz Ataperkin kucağına gitmişti. Ve bu pozisyonun ardından da aynı dakikada golü yedik. Ee, Sağımızdan çıkarken daha orta sahaya gelemeden topu kaptırmıştık. Ve e, Erhan Çelenk'e atılan e, ara pasında Erhan da e, arka direğe, pajaya iyi top çıkarttı ve e, skor 1-0'a geldi. 18. dakikada e, neden olduğunu anlayamadığım bir şekilde Osman Özköy'le itirazdan dolayı hakemden sarı kart gördü. 20. dakikada da gene e, Altay paylaştı. E, Skor 1-0 olunca tabii daha etkili ataklar geliştirmeye başladı. Defansa bizi daha az yakalıyordu. Ki Erhan Çelenk 20. dakikada burada defansın arkasına sarktığı topta, çapraza giden topta biraz da böyle kendini yere attı. Ve hakemden penaltı bekledi. Hakem de pozisyona yakındı ve gerçekten bizleri de sevindirdi. Yani artık bu pozisyona da penaltı verseydi gerçekten maçı koparırdı ve bizler de üzülürdük. Ama en direk vuruş vererek Erhan Çelenk'e de aldatmadan dolayı bir sarı kart verdi. Erhan da bu aldatmadan dolayı gördüğü sarı kartı isyan etti. Şimdi Erhan Çelenk de iyi futbolcu. Gerçekten tecrübesiyle Altay'a çok şey katıyor ama ben bu pozisyonda Erhan Çelenk'e üzüldüm yani. Bu kadar da hani kendini yere atacak kadar küçülmemesi lazımdı ki bu dakikadan sonra Altay'la her futbolcu her pozisyonda yerdeydi. Yani burada biraz daha kondisyon lazım diyeceğim ama hani kondisyonsuzluktan yere atmıyorlar kendilerini. Biraz daha böyle faal alabilmek için daha daha az mücadeleyle faal alıp oyunu genişlik kazandırmak amacındalar. Biz de anlıyoruz artık bunu. Bu ligde her takım yere atıyor kendini. Neyse ki Bursaspor'um bu konuda diğer takımları iyi örnek oluyor ve eee sahada her zaman dik olarak ayakta kalıyorlar. Ben genç oyuncularımızda bu dik duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. 24. dakikadaki bir atakta da gene e Cebrail'in şutunu Ataberk kurtardı. Cebrail de gene tabii ki nereden hatırlıyorsunuz? Ankara gücünde bizim en son düşmemize neden olan bir penaltı pozisyonunda eliyle şöyle topa yani dışarı çıkan topa eliyle müdahale etmesiyle penaltı kazandırmasıyla e, ünlenmişti. Ve eminim ki ben bugün e, tribünlerde taraftar olsaydı Cebrail için çok zor bir maç olurdu. Çünkü biz hani 2-3 yıldır bu e, Cebrail'i bekliyorduk diyebilirim. Neyse ki Cebrail de buradan ucuz yırttı gitti diyebilirim. Maçın devamında Altay oldukça pozisyon buldu diyebilirim ve Erhan Çelenk'i bence çok boş bıraktık. Hem top kurmada hem ara pası atmasında yeterince rahatsız edemediğimizi düşünüyorum Erhan'ı. Dolayısıyla Altay ilk yarı oldukça rahattı diyebilirim. 38. dakikada da öyle bir pozisyon yaşandı ki defansın arkasına attığımız topta Burak Kabacak rakibiyle mücadele ederken rakibi biraz ters düştü yere. Ama pozisyonda devam etmesi gerekiyordu ve devam etti Burak Kapacak. Çünkü düşen adam da son adamdı yani. Dolayısıyla pozisyona devam edip skorla sonuçlandırmak istedi Burak. Ama top kornere çıktı ve bunun neticesinde de Altaylı tecrübeli gene Tolga Burak Kapacak çok sert bir geri bildirimde bulundu. Yani burada niye geri bildirimde bulundu? Tabii ki arkadaşı sakatlandığını düşündüğü için Tolga'da bir art niyet ben sezmedim. Dolayısıyla kendi takımın çıkarları için o da mücadele ediyor ama e, Burak Kabacan yaptığı hareket de bence e, yanlış değildi. Yani oyuna devam etmesi doğruydu. Daha sonra da hakem ikisini yanına çağırarak e, olayı tatlıya bağladı. Ama Burak Kabacan burada e, haksızdı diyemem. Yani devam etmek bence doğru karardı Burak için. Tolga burada biraz e, aşırı tepki gösterdi diyebilirim. İlk yarının sonlarına doğru yaklaşıyorduk ki e, Bursa Yedek kulübesinin önünde taç çizgisinin orada bir pozisyon yaşandı. Yine Burak kapacak rakibiyle mücadele ederken Altaylı Rega'dan kendini yere attı. Ve dolayısıyla hakem de faal verdi. Şimdi Pozisyona da daha yakın olan yedek kulübemiz itiraz etti. Mustafa Hoca ve kaleci antrenörümüz. Bu itirazın sonucunda da kaleci antrenörümüz sarı kart gördü. Yani baktığımızda hakem bu kadar emin nasıl olabiliyor bu kadar yakın olamadığı pozisyonda. O da bir ayrı tartışma konusu tabi ama biz de artık hani hakemlere ne tepki vereceğimizi bilemiyoruz belki de. Çünkü hakem de her elimizi kaldırdığımız pozisyonda yedek kulübesine gidip sarı kart veriyor. Kaç maçtır oluyor bu görüyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani bu lig artık bu sezon böyle geçti. Seneye yeni hakemlerle, yeni futbolcularla, daha iyi takımla, daha iyi atmosferde, daha iyi şartlarda inşallah şansımızı zorlayacağız. 44. dakikada da gene bu maçın en etkili isimlerinden Kapel bence maçın yıldızıydı bir pozisyonda topu out attı. İlk yarının son 10-15 dakikasında Altaylı futbolcu biraz daha kendini yere attığını gördük ve hakem de buna biraz müsaade etti. Yani yarı yarıya müsaade etti diyebiliriz. E bu durum tabii Altay'a yaradı. İlk yarıda başka da pozisyon olmayınca ilk yarı 1-0 Altay'ın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya Tuğbe'nin yerine Ramazan Keskin'i alarak başladı Mustafa Hoca. İkinci yarıya başlarken Bursaspor gene önde basarak başlamaya çalıştı. 48. dakikada öyle bir pozisyon oldu ki orta saha mücadelesiydi ve Ozan İsmail Koç'un ayağına bastı zaten. Fakat hakem burada bırakın sarı kartı faal bile vermedi. Yani Ozan İsmail Koç'un da pozisyonu tekrarını izlediğimizde gerçekten bileğine çok sert bir şekilde basılmış. Daha sonrasında gene sağlıkçılar da girdi ve Ozan İsmail Koç'un tedavisinde yardımcı oldular. Allah'tan Ozan İsmail Koç'a bir şey olmadı diyelim. Şimdi hakem bu pozisyonu vermeyince bu pozisyonun devamında da bir taç atışı oldu ve Kapel'in koşu yoluna bir top atıldı. Burada da Kapel arka direkte Erhan Çelenk'e top gidince skor 2-0 oldu. 52. dakikada gene Kapel'in ortasında Pajano'nun röveşata denemesi az farklı avta gitti. Maç 2-0'a gelince ikinci yarının başında da hamle oyuncusu Özeri 54. dakikada çok geçmeden oyuna alayım dedi Mustafa Hoca ve bununla birlikte Cüneyt Köz de oyuna girdi. Ve Ozan İsmail Koç'la Furkan Emre Ünver oyundan alındı. Ve Altay'ın atakları ikinci yarıda da devam ediyordu ki 61. dakikada bir kornerde e, gene Erhan Çelenk'e bomboş, boş bıraktığımız pozisyonlardan birinde e, çektiği şut çaprazdan e, Ataberk başlayıyla kurtardı. 62. dakikada Burak Kapacağ'ın önüne doğru atılan topta ceza sahasına girerken bir el darbesiyle düştüğünü gördük. E, fakat daha sonra pozisyonun tekrarı oldu ve ben müdahalenin biraz light kaldığını düşünüyorum açıkçası ve e, penaltı olur mu olmaz mı? Yani 10 hakemin 9'u buna penaltı vermez e, Burak'cığım. Yani biraz daha böyle topla içeri süzülseydim belki bir e, etkili olabilirdi ama e, pozisyonun penaltı olmadığını düşünüyorum. 67. dakikada gene e, gelişen bir alta yatağında e, Taha e, offside'ı bozmuştu ve daha sonra da kademeye girmek istemişti. Girdi de e, orada kademeye fakat daha sonrasında kapelin dizi Taha'nın ensesine çarptı ki oldukça yüreğimiz ağzımıza geldi diyebilirim. Çünkü daha sonrasında ayağa kalktığında Taha başı döndü ve yere düşmemesini hakem engelledi resmen. Uf, burada üzüldük Taha için. İnşallah maç sonunda da gene travmasını atlatmıştır diyelim. Buradan Taha'ya da geçmiş olsun. Taha sakatlanınca yerine Berat Altın Altındiş'i aldı Mustafa Hoca. Bu pozisyondan da birkaç dakika sonra 73. dakikada İsmail çok çalışın çığlıklarını duyduk. Burada da gene e, ikili mücadelede e, sağ diz e, arka yan bağlarında bir gerilme olduğunu gördüm ben. İnşallah çok önemli bir şey yoktur. Bir de ayak bileğinin üzerine düştü. Belki bileğinde de bir şeyler olabilir. İnşallah tağından e, sonra İsmail'de de önemli bir şey çıkmaz ve e, haftaya gene bizimle birlikte olurlar. İsmail'in yerine de birkaç dakika sonra İsmailcan Çavuşlu'nun e, girdiğini gördük. 81. dakikada Altay'ın kalecisi biraz özgüvenli olarak ileri çıkmıştı ki Burak Kapacak bunu bir önce Batuhan'a yapmış olduğu pozisyonda hissetmiş olacak. Hemen kalecinin yanına gitti ve omuz omuza bir mücadele yaptılar. Daha sonra kaleci kendini yere attı. Ben hani Burak Kapacak'ın kaleciye yönelik bir hamlesini görmedim. Sizler gördüyseniz bilemiyorum. Fakat burada pozisyon devam edecekti. Belki gene top kalecide kaldı gibi gördüm ben ama ne olurdu bilemeyiz. E, hakem faul verdi. Yani hakem kaleci yere düştü diye korktu herhalde. Altay'ın böyle bir kötü gol yemesi e, hakeminde hoşuna gitmezdi herhalde. Ben burada hakemi hatalı buluyorum. E, nasıl e, Burak Kapacak'ın pozisyonu penaltı değil diyorsam bu da faul değildi. Dolayısıyla hakem burada bence hata yaptı. 83. dakikada gene defansa risk aldığımız dakikalardı ve Altay'ın topu direkten döndü. 7 dakika uzatma verilmişti ki 90 artı golü geldi. Gerçekten güzel bir goldü ve kalabalık gittiğimiz atakta Burak alt parmağın ortasında Batuhan'ın düzgün kafa vuruşuyla skor 2-1'e gelmişti. Fakat golden sonra nasıl olduysa hemen santra yapmak istedik yaptırmak istedik. Neticesinde ilk gelişen alta atanlı biz pozisyon tekrarını izledikten hemen sonraki izlediğimiz atakta gene sağ kanattan kopup giden Kapel engelleyemedik bu maç kendisini. Ortaya çevirdiği topta Aykut Akgün'ü engellemek isterken kendi kalesine gol atmış oldu. 90 +4'te gol atıp 90 artı gol yemiştik. Ve skor 3-1 olmuştu bir anda. Ee, hatta daha 2 dakika daha vardı ve Altay bir pozisyon daha buldu. Maç belki de 4-1'e gelebilirdi bu pozisyonda fakat gol olmadı. Ve e, maç 3-1 sona erdi. Bu skorla playoff'la olan puan farkımız bu hafta 1 puan artmış oldu. İstanbul Spor'da berabere kalmıştı hatırlayacaksınız. Dolayısıyla 7 olan puan farkı 8'e çıkmış oldu ki bugün yenseydik 5'e düşebilirdi. Bu mağlubiyetle artık playoff hesaplarımız zora girse de matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece Mustafa Hoca bu şansı kovalayacaktır. oyuncularımız da gene kalan düzlükte kendilerini daha çok göstermek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Altay ile ilgili de birkaç şey söyleyecek olursak ilk golü buldukları maçlarda maçı kendi istedikleri gibi oynayabiliyorlar. Bugün de 1-0'dan sonra Maç onların istediği gibi oynandı diyebiliriz. Altay'ın oynadığı futbola bakarsak da yani 55-65. dakika bir oyundan düştüler. Onun haricinde hep oyunun içindeydiler. Özellikle Kapel, yani takımın yarısı neredeyse. Erhan Çelenk de oldukça güzel futbol oynuyor. Regaten de öyle diyebilirim. Ama defans hattı olarak çok iyi değiller. Yani hücum olarak çok iyi ataktılar. Pajayu saymayı unuttum tabii. O da var. Dolayısıyla Altay bundan sonraki maçlarında gene %100 favori olarak çıkacaktır ve Kalan maçların hepsini de kazanabilir. Dolayısıyla yaşlı bir takım olmalarına rağmen tecrübeleriyle birlikte birleştirdiklerinde ortaya güzel sonuçlar çıkıyor. Osman Özköy'le de gene takımla kısa zamanda uyum sağlamış. Daha önce de gene Kayseri Erciyesi Süper Lig'e çıkaran takımın hocasıydı. Dolayısıyla bundan sonra Altay'ın ben önünün açık olduğunu düşünüyorum bu güzel futbolla. Haftaya Ümraniye Spor'la oynayacağız. Bugün Altay'a yenildik. Evet ama Altay bence bu ligin en iyi top oynayan takımıydı. O yüzden çok da üzülmemek lazım. Haftaya Ümraniye'ye yenilirsek artık lige havlu atmış oluruz diye düşünüyorum. O yüzden Mustafa Hoca burada Ümraniye Sporu 3-1'de yenilmiştik ilk yarı hatırlayacaksınız. Onun da revanşın alınması için gene hafta içi futbolcuları çalıştıracaktır, motive edecektir diye düşünüyorum. İnşallah haftaya kadar İsmail ve Taha'nın bu maçta sakatlık geçirdiler. Haftaya kadar bir şeyleri kalmaz ve tekrar Ümraniye maçı ile birlikte onları sahada görürüz diye düşünüyorum. Ve haftaya kadar Ümraniye maçı ile birlikte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Beni gene sosyal medya hesaplarından takip ederseniz çok memnun olurum. Bunun yanında videoya like atıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler.